Merhabalar, mutlu pazarlar, günaydınlar. Keyifle, neşeyle, huzurla geçecek bir pazarımız olsun inşallah. Umarım herkes iyi ve çok sağlıklıdır. Beni tanımayanlar için ben Gizem Yıldız. Yoga Vakfı gönüllülerinden Siddhaashram Yoga öğrencisiyim. Yoga eğitmenlik eğitimimi Yogi Baba Adnan Çabuk ve Madame Lourdes Çabuk'tan aldım. Bu benim en büyük şansım diyebilirim. Eğer yoga eğitmeni olmayı düşünüyorsanız da hocalarımın her yıl sadece bir defa düzenlediği bu eşsiz eğitimi, kendinizi bulma yolculuğunda, özünüze dönme yolculuğunda en doğru kişileri gerçekten seçmeniz için Yogi Baba ve Madame Lourdes tercih nedeni olacaktır. Onun dışında her yıl düzenledikleri yazın 7 gün, 4 gün ve 10 günlük farklı kamp seçenekleri de var. İnziva kampları düzenliyorlar. Alanya'da Dim Çayı'nda harika bir manzarada. Sizlere gerçekten gönül rahatlığıyla, içtenlikle tavsiye edebilirim. Evet, bugün öze dönüş programımızı benim meditasyonumla başlatıyoruz ve gün boyu çeşitli yin yoga, sandalye yogası, her yaşa, her bedene uygun şekilde etkinliklerimiz olacak. Benden size tavsiye, hazır bugün böyle güzel güneşli bir günde evlerdeyken kendimiz için bir şeyler yapalım ve bugün öze dönüş yolculuğunda özümüze dönmek için bir adım atalım. Bir yerlerden başlayalım. Birazcık sohbet ediyorum ki bu sırada birazcık uyanamayanlar, geç kalanlar vesaire olursa diye onlar da gelsinler. Yavaş yavaş başlayalım. Bu sırada ben biraz ne yapacağımızdan bahsedeyim. Bugün çakra dengeleme meditasyonu yapacağız. Bu meditasyonu neden yapıyoruz? Çünkü bizim günlük hayatta yaşadığımız travmalar olabilir, stres olabilir, sıkıntı olabilir, çeşitli bedenimizi yoran hareketler, egzersizler, duruşlar her şekilde olabilir. Bunlardan dolayı bizim enerji bedenimizde yer alan çakralarımız zarar görüyor. Dengesizleşmeye başlıyor. Blokajlar oluşuyor. Bu çakraların fiziki bedende her bir bulunduğu nokta aslında bizim çok önemli hormonal bezlerimize tekabül ediyor. Yukarıdan başlayalım mesela. Tepe çakra diyoruz. Yedinci çakramız. Burası bizim hipofiz bezimizdir. Yani hormonların ana merkezi dediğimiz hipofiz merkezi. Bütün hormonların babasıdır denir. Hipofiz salgılama yapar ki diğer organlar, diğer hormonlar da beslenebilsin. Bu anlamda hipofizimizin bulunduğu yer tepe çakramızdır. Sonra gelelim 6. çakramıza. 3. göz dediğimiz alın çakrası. Ajna çakra, Sanskritçesi de. Ajna çakramızın bulunduğu yer ise yine çok önemli bir diğer hormonal bezimiz epifiz bezi. Orayı da geçiyorum. 5. çakra, boğaz çakramız. İletişimimizi kuvvetlendiren, konuşmamızı güzelleştiren, kendimizi doğru ifade edebilmemizi sağlayan, şu an sizlere bunları anlatabilmeme imkan veren boğaz çakramız. Burası da yine çok çok önemli. Özellikle kadınlarda da bunu daha çok görüyoruz. Çünkü tiroid rahatsızlıkları, tiroid hormonu rahatsızlıkları yaşayabiliyorlar. Bununla alakalı boğaz çakramız tiroid bezi hormonuna denk gelir. Sonra gelelim 4. çakra. Sevgi, merhamet, güzellik, birlik, bütünlük, anlayış, merhamet. Her böyle duygularımız, bu şekildeki duygularımızın yönetim merkezi kalp çakramızdır. Bunların rengine, mantrasına, mudrasına birazdan meditasyon sırasında değineceğiz. Dolayısıyla şimdi sadece yerlerini ve hormonal bezlerini size aktarıyorum. Üçüncü çakramız ise göbek deliğinin iki parmak üzerinde diyebiliriz. Şu bölgeyi gösteriyor. Burası da solar plexus çakramız. Karın çakrası da diyebiliriz buraya. Ve solar plexus çakramızın özelliği de güç merkezidir. Bedende çok önemli bir güç merkezi olarak alınır. Bütün sinirlerin geçtiği bir noktadır solar plexus. Dolayısıyla çok hassas ve önemli bir noktadır bu da. Bütün hormonlar birbirinden kıymetli ve önemli. Her bir bedende yer aldığı bölgeye göre farklı
işlevlerde bulunuyor. Mesela karın çakra böbreklerden, akciğerden, iç organlardan, mideden sorumlu. Solar plexusumuzda herhangi bir zarar, blokaj olması durumunda bizim böbreklerimiz ya da midemiz ya da organlarımız tam işlevini yerine getiremeyebiliyor. Sağlık sorunlarımız başlayabiliyor. Dolayısıyla eğer biz çakralarımıza iyi bakarsak, özen gösterirsek, dengeli beslenir, rahat düşünür, meditasyon yapıp, doğru konuşup, doğru meditasyon yaparsak, doğru egzersizleri yaparsak çakralarımızın dengelenmesini sağlayabiliriz. İkinci çakramız da seks çakrası olarak da geçiyor. Sadece seksi fiziksel anlamda düşünmemek gerekiyor burada. Rahim enerjisi, Rahman ve Rahim enerjisinin buluşması ve burada da bir üretim, bir yaratım oluşması aslında. Yaratıcılığımızı besleyen yer, hayattan zevk almamızı, keyif almamızı sağlayan yer. Ve burada da yine üreme organlarımız var, üreme hormonlarımız bulunuyor. Ve gel gelelim dünyaya kök salmamızı sağlayan kök çakramıza. Burası da bizim aitlik, güven duygularımızı gerçekleştiriyor. Eğer kişiler, bizler bulunduğumuz ortamda kendimizi rahat hissetmiyorsak, ait hissetmiyorsak, böyle şeyler yaşıyorsak eğer, bu demek oluyor ki kök çakramızda biraz blokajlar söz konusu. Şöyle bir şey var, çakralar eğer hepsi dengeli olamıyor her zaman. Siz dengeye getirirsiniz, zaman içinde tekrar blokajlar olabilir. Beslenmenize göre, yanlış nefese göre, yanlış duruşa göre, meditasyon yapmamanıza göre, yoga ya da temizlik, yürüyüş, toprakta vakit geçirmek, sebzeler, meyveleri, doğal yemek gibi gibi bir sürü etkeni var bunun. Eğer bunları yapmıyorsanız blokajların oluşması çok kolaylıkla gerçekleşecektir. Bunun dışında aktif çalışan, çok aktif, aşırı çalışan çakralarımız da varsa eğer, bunun için şunu yapabiliyoruz. Onları daha az çalışması yönünde bir uygulamamız olmamalı. Çünkü eğer benim ikinci çakram az çalışıyor, dördüncü çakram da çok fazla çalışıyorsa o aslında birbirini dengeliyor oluyor. Her çakra çapraz olarak birbiriyle eş çalışır aslında. 1 ve 3, 2 ve 4, 5 ve 6, 7. Bunlar birlikte çalışan çakralar. Mesela diyelim ki bir kişinin ikinci çakrası çok fazla çalışıyor ve dördüncü çakrası yani kalp çakrası zayıf, blokajlı, az çalışıyor. Ne olur bu kişide? Merhamet, sevgi, duygu, duygusallık veya beşinci çakrada blokajlar varsa iletişim sorunları gibi gibi blokajlar yaşayabilir. Ama ikinci çakrası da çok çalıştığı için fiziksel birliktelikler yapıp kısa kısa birliktelikler yaşayabilir. Çünkü ikinci çakra çok çalışıyor ama sevgi, merhamet, kalp çakramız zayıf. Dolayısıyla hepsinin dengeli olması lazım ki, blokajlarından arınmış olması lazım ki dengeli, mutlu, huzurlu bir yaşam sürebilelim. Evet, bu kadar bir özet yeterli diye düşünüyorum. Yavaş yavaş sayımız da bayağı artmış. Pazar sabahına göre çok güzel bir sayı. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Tekrar beni tanımlayanlar için ben Gizem Yıldız. Instagram'da bana sağlığın 7 gizemi veya taşların gizemi ve şifası sayfalarımdan ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim meditasyonumuza. Herkes lütfen rahat bir oturuşa geçsin. Rahat oturuştan kastımız nedir? Öncelikle her zaman omurgamız dümdüz olacak. Kuyruk sokumu yani birinci çakramızdan başlayıp dümdüz yukarı tepe çakraya uzanana kadar rahat bir oturuşa geçiyoruz. Bu oturuş bizi çok zorlamıyor. Diken üstünde gibi değil. Ya da kambur bu şekilde omuzları boş vermiş ve her şeyi salmış, hayattan umudu kesmiş bir oturuşta değil. Gayet dik. Bu diklik bizi rahatsız etmemeli. Omurgam dik, sırtım rahat bir şekilde oturuyorum. Gözlerimi nazikçe kapattım. Ve sadece kendime odaklanıyorum.
Derin nefesler al. Çok yavaş, sakince geri ver. Al derin bir nefes. Doldur gövdeni. Karnını iyice şişir. Göğsün, kaburgan yukarı doğru yükselsin. Doğru nefes dediğimiz diyafram nefesi, derin yogik nefes. Bunu doğru yapıp yapmadığımızı anlayabilmek için isterseniz elinizi karnınıza yerleştirebilirsiniz. Tam göbek deliğinin üzerine. Burada eğer doğru diyafram nefes alıyorsanız önce karnımız ileri doğru şişmeli. İyice karna nefes alırken dışarıya itelim. Sonra elimizi kaburgamızın şu tam bittiği noktayı bulup oraya yerleştirelim ve nefes almaya devam ederken o kaburganın yanlara doğru açıldığını fark edelim. Genişliyor yana doğru. Ve daha sonra tekrar nefes almaya devam ederken elimizi kalbimizin üzerine koyalım. Ve kalbimizin göğsümüzün de yukarı doğru yükseldiğini fark edelim. Nefesi verirken de yine önce karını boşaltıyoruz. Sonra kaburga kendi merkezine dönüyor ve göğüste iniyor. Böylece bir derin diyafram nefesi, yogik nefes ya da vipaga nefesi dediğimiz nefesi yapmış oluyoruz. Çeşitli nefesler var. Daha dengelenmemizi, daha dinç, daha dingin ya da enerjik hissetmemizi sağlayan, bugün biz dengelenmemizi sağlayan bir Nadişodana nefesi yapacağız. Öncelikle biraz derin nefesler alıp verip iyi havalandırılmış bir ortamda, mümkünse benim gibi bahçede ya da balkonda ya da camı açıp evin tertemiz hava alabileceği bir yerde düzenli nefes egzersizleri de yapmanız çakralarınızın daha dengeli olmasını da sağlayacaktır. Derin nefesler alıp verelim. Aldığın nefesin burnundan nasıl bir titreşimle geçtiğini fark et. İçini nasıl dolduğunu hisset ve fark et. Şimdi ve burada ol. Başka bir şey düşünmene gerek yok. Hiçbir şey istemene gerek yok. İstediğin tek şey kendi özüne yolculuk yapmak olmalı. Sadece kendine odaklan. Şimdi ve burada ol. Başka bir şey düşünmeden, başka hiçbir şeyi istemeden nefeslerini fark et. Aldığın nefeste iyice yüksel yukarı doğru. Göğsün genişlesin, kalbin ferahlasın. Verdiğin nefesle boşalt bütün nefesini huzurla. Derin nefesler alıp çok sakin geri ver. Her nefesinde bedenin daha da rahatlamasına, arınmasına izin ver. Başka hiçbir şey düşünme ve başka hiçbir şey isteme. Sadece nefeslerine odaklan. Derin nefeslerinle canlan. Yeni güne başlarken sadece nefeslerini fark et. Kendini uyandırmak, güne dinamik, dinç, arınmış bir şekilde başlamak için. Dolu dolu nefes al. Dolu dolu nefes ver. Huzurlu, sakin. Sessiz bir şekilde de nefes verebilirsin. Bu zihninin, ruhunun ve bedeninin daha da dengelenmesini, daha da arınmanı sağlayacaktır. Her şey rahat, her
şey doğal. Her şey güzel. Her şey doğru. Her şey bir şey. Bir şey gerçek. Nefes aldım. Nefes verdim. Senlik, benlik, teklik. Her şey bir şey. Her şey gerçek. Şimdi Nadir Shodhana nefesimizi yapacağız. Bunun için eğer yapabiliyorsanız Vishnu Mudra dediğimiz işaret ve orta parmağı avuç içine kapatıp baş ve yüzük parmaklarını kullanıyor olacağız. Şu şekilde elimizde bir mudra. Eğer bu size zorsa baş ve orta işaret ve orta parmakları alna yerleştirebilir. Bu şekilde yine yüzük ve baş parmakları kullanabilirsiniz. Ya da bu da zorsa sadece parmaklarınızı bu şekilde kullanarak bir burun deliğini kapatıp diğerinden nefes alıp verebilirsiniz. Burada şimdi elimizi nasıl yapacağımıza karar verdiysek sağ eli kullanıyoruz. Sol elimiz Çin mudra dediğimiz işaret ve baş parmak birleşik. Avuç içi yukarı doğru bakıyor ve dik bir omurgayla oturuyoruz. Eğer dik oturmak bizim için zorsa bir sandalyede de oturabilirsiniz. Ya da sırtınızı şöyle bir yere de yaslayabilirsiniz. Önemli olan dümdüz bir omurga olması. Sanki yukarıdan bir ipe bağlısınız başınızın tepesinden ve bütün omurganız tek tek onun altına sırayla ince gibi dizilmiş. Şimdi elimize mudramızı yaptık. Ben Vishnu mudra kullanacağım. Siz hangisini tercih etmek isterseniz kullanabilirsiniz. Öncelikle baş parmakla sağ burun deliğini kapatıyorum ve soldan bütün nefesi boşaltıyorum. Tek damla nefes kalmayana kadar boşalt nefesini usulca. Sonra dolu dolu bir nefes al sol burundan. Eğer tıkanıklık varsa şu şekilde yana doğru elmacık kemiğini çekerek burun deliğinizi açabilirsiniz. Ve lütfen burun deliğini kapatırken şöyle aşağıdan değil de daha yukarıdan kanalın yanından hemen kapatmaya çalışın. Yoksa yapışıklık olabilir şöyle alttan tutarsanız. Hep şöyle üstten incelmeye başladığı yerden tutuyoruz. Aldık dolu dolu soldan bir nefes. Yüzük parmağımızla solu kapatıp sağ tarafı açıyoruz ve sağdan boşalt önce nefesini. Yine tıkanıklık varsa sol elle yana doğru çekerek açabiliriz. Sağdan al şimdi dolu dolu bir nefes. Sağ burnunu kapat baş parmağınla. Sol tarafını aç yüzük parmağını ve soldan ver. Sakin, huzurlu. Soldan al derin bir nefes. Solu kapat yüzük parmağınla. Sağdan ver. Sağdan al. Soldan ver. Soldan al. Sağdan ver. Kendi temponda 1-2 dakikalık bir süre buna devam ediyor olacağız. Soldan al. Sağdan ver. Sağdan al. Soldan ver. Soldan al. Sol kapat, sağdan ver. Aldın sağdan nefesini ve boşalt soldan. Soldan aldın. Sağdan boşalt. Çok sakin, dingin. Nefesin geçtiği noktaları hisset. Nasıl bir titreşim yaratıyor? Isısı nasıl nefesine? Serin mi? Ilık mı? Isınmış mı? Ve hatta
şunu da yapabilirsin. Aldığın nefesleri mavi bir nefes olarak canlandır gözlerinde. Mavi ve serin olduğunu hisset ve fark et. Verdiğin nefeslerinse daha ısınmış, ılık, yavaş nefesler olduğunu fark et. Şimdi turumuzu tamamlamadan önce sol taraftan bütün nefesi boşaltalım lütfen. En son gelelim sol tarafa. Turunuzu tamamlayın. Soldan bütün nefesi boşalttıktan sonra iki burun deliğini de kapatıp tutun nefesinizi bedeninizin izin verdiği yere kadar. Başka hiçbir şey düşünmeden ve başka hiçbir şey istemeden sadece nefese konsantre olarak, sadece nefesi düşünerek ve bu nefes tutmanın bedeninizi daha da dengelediğini farkında olarak yapın. Kendinizde bir zorluk hissetmeye başlamadan hemen bir adım öncesinde doğal nefesinize dönün. Dolu dolu bir diyafram nefesi alın. Ve eğer hazırsanız aldığınız nefesi tutun bu sefer. Tutabildiğiniz süre kadar. Bedende, ruhta ve zihinde gerginlik, bir stres olmayan bir süreye kadar. Eğer bu stres başlıyorsa hemen usulca doğal nefese geri dönelim. Ve şimdi yavaş yavaş çakralara doğru geçiyoruz. Kök çakramızdan, yani birinci çakradan başlayacağız. Önce her çakramızda farklı bir oturuş, farklı bir mudra, ellerle yaptığımız mimiklere, hareketlere mudra deniyor. Ve her biri bir elementi temsil ediyor. Her birinin bir anlamı var ve refleksoloji ilmine dayanarak da hepsinde bulunan sinir noktalarımız bulunuyor. Ve de bu sinir noktalarını birleştiriyor olmak bedende çeşitli açılımlar, çeşitli arınmalar sağlayabiliyor. Boş bulunduğunuz zamanlarda normal hayatta ellerinizle çeşitli hareketler de yapabilirsiniz. Bunların hepsinin bir anlamı bulunuyor. Ve şimdi kök çakramızda bağdaş pozunda oturuyoruz. Ve Çin mudra dediğimiz farkındalık, bilgi mudrası olan işaret ve baş parmaklarımızı birleştirdiğimiz bir mudra uyguluyoruz. İşaret ve baş parmakların uçları birbirine doğru değiyor. Burada baş parmak evreni temsil eder, her şeyi, bütün yaratılanları, işaret parmağı ise egoyu temsil eder. Aslında uç uca vermek, ben evrenle birim. Ben evrenle eşitim. Ben evrenin kendisiyim. Evren benim anlamına gelir. Eğer böyle olduğumuzu, evrenle bir olduğumuzu içselleştirmediysek, hemen şöyle baş parmakla işaret parmağın ilk boğumunu kavrayabiliriz. Bunun nedeni de evren benden büyük demek oluyor. Egomu, nefsimi evrene emanet ediyorum. Evren benim egomdan, benim nefsimden büyük anlamına gelir. Ben bu şekilde tutmayı tercih ediyorum. Evren benden büyük. Aydınlanmadığımı düşünüyorum. Aydınlanma yolunda ilerleyen bireyleriz. Işık olsun inşallah hepimizin yolu. Burada Çin mudramızı yaptık. Ellerimiz dizlerimizin üzerinde ve avuç içleri yukarı bakıyor.
Eğer dizlere baksaydı, avuç içleri daha içe dönmeyi sağlayan, özümüze döndüğümüz bir mudraydı. Şimdi biz Çin mudrayı kullanacağız bu şekilde. Derin nefesler alıp vererek kuyruk sokumuna, kök çakramızın olduğu yere odaklanalım. Sadece orayı hisset ve fark et. Kök çakranın rengi olan kırmızı renkte, belki dört yapraklı, şahane kokan, şahane görünen bir çiçek hayal edebilirsin. Sanki tomurcuk ve her nefesinde açılıyor. Derin nefes al. Odaklan bu kırmızı rengine ve tam kuyruk sokumunun başladığı noktaya. Ve usulca, sesli bir şekilde, kulaklarınla da duyabileceğin bir şekilde mantrayı tekrarlamaya başla. Mantramız Lam. Derin nefesler al. Bittiğinde tekrar nefesini al ve verene kadar Lam mantrasını tekrarla. Yavaş yavaş mantrayı tekrarlamayı bırakabilirsin. Ve hala kök çakrandaki titreşimleri hisset. Odaklan kök çakrana ve neler yaşıyorsun. Belki başında, belki dudaklarında ya da gövdende hala bir titreşim var. Hisset bu titreşimi. Ve algını hafifçe yukarı doğru, pelvik bölgenin ucuna doğru getir. Sakral çakrana odaklan. Ve oturuşun burada, dizlerinin üzerine olsun. Topuklarını arkaya doğru al. Omurga daha dik bir şekilde hem burada durabiliyor. Dizlerinin üzerine gel. Sakral çakraya odaklan. Ve rengimiz turuncu. Burada ellerimizde Sufi mudra da dediğimiz, eğer kadınsan sol avuç üstte olacak şekilde avuçları birleştir. Eğer erkeksen eril enerji üstte olması için sağ ucunu üstte yerleştir. Kadın olduğum için sol avucum, dişil enerjim yukarıdan. Ve baş parmaklar birleşik, ellerim kucağıma yerleşiyor. Derin nefesler al ve odaklan sakral çakranın olduğu bölgeye. Pelvik bölgenin ucu, ikinci çakramız, rengimiz de turuncu. Canlandır gözlerinde. Belki yine bir çiçek hayal edebilirsin, tomurcuk halinde bir çiçek. Ve her nefesinde bu çiçeğin tomurcuklarının açtığını,
şahane bir görsel şölene dönüştüğünü hayal edebilirsin. Sanki nefesinle o çiçeğin güçlenmesini, o tomurcuk halinden gonca haline almasını canlandırabilirsin gözlerinde usulca. Ve kendini hazır hissettiğinde mantrayı tekrarlamaya başlayabilirsin. Yavaşça mantrayı tekrarlamayı bırakabilirsin ve hisset, fark et neler olduğunu içeride, en derinlerinde, ruhunda. Belki aklına düşünceler geliyor. Belki kendine bir iki cümle etmek istiyorsun. Burada belki diyebilirsin ki hem kök çakraya hem ikinci çakraya kendimi olduğum yerde huzurlu, mutlu, sağlıklı ve üretken hissediyorum. Bütün ihtiyaçlarım sonsuz ve sınırsız kaynaktan karşılanıyor ve ben destekleniyorum. Sonsuz, sınırsız bir hayat içinde bolluk, bereketi deneyimliyorum. Ben mutluyum. Ben güvendeyim. Bir ağaç gibi kök salmış huzurdayım. Kendimi olduğum yere ait hissediyorum. Burada güvendeyim. Bir ağaç gibi kök salmış halde ait ve güvende hissediyorum. Keyifle üretip yaratabiliyorum. Yavaş yavaş farkındalığımızı göbek deliğimizin üzerine doğru çıkarabiliriz. Ve burada hala dizlerimizin üzerinde oturuyoruz. Göbek deliğinin iki parmak üzeri solar plexus çakramız. Rengi sarı, belki güneşin, bu soların ışığını canlandırabilirsin. Sapsarı, pırıl pırıl. Nasıl da göz kırpıyor, nasıl da içinizi ısıtıyor, nasıl da sıcacık yapıyor ve enerji veriyor. Güneş eril enerji, ay dişil enerji. O güneşin enerji veren, bir şeyleri hayata geçirmeyi sağlayan enerjisini dengeleyelim. Bir şeyler üretmeyi sağlayan dişil enerjimizi dengeleyelim.
Ellerimizde baş parmaklar çapraz olacak şekilde Namaskar mudra yapabiliriz önce. Namaste, Namaskar mudra. Bütün eller birbirine değiyor. Avuç içleri birleşik. Ve parmakları bu sefer yukarı doğru değil, karşıya doğru uzatıyoruz. Tam solar plexus, karın çakrası, göbek deliğinin 2-3 parmak üzeri. Midenin önü de diyebiliriz. Onun önünde ileri doğru parmaklarımızı uzatıyoruz. Ve baş parmaklar çapraz. Eğer kadınsan yine sol parmak üstte, erkeksen sağ baş parmak üstte. Derin nefesler alıp odaklan solar plexus çakrana. Derin nefesler al ve sarı rengine odaklan. Belki orada bir güneşin parıl parıl parladığını, doğduğunu canlandırabilirsin. Gözlerinde usulca. Ya da sapsarı bir çiçek hayal edebilirsin orada. Tomurcuk halinden her nefesinde daha da açılıp çok şahane bir çiçek olduğunu gözlerinde canlandırabilirsin. Ve hazır olduğunda mantraya başla. Ram. Mantrayı istediğin zaman bırakabilirsin. Bu meditasyonu tek başına yapmak istersen eğer, kalbin doyana kadar, içini ferah duygular kaplayana kadar her çakranda durabilirsin. İstediğin kadar uzunlukta yapabilirsin bu meditasyonu. İstersen tek tek çakralarında, kalbin doyana kadar, İçin huzur bulana kadar, göğsün ferahlayana kadar yapabilirsin. Ve belki kendine burada şunları söylemek isteyebilirsin. Kendimi seviyor ve kendimi onaylıyorum. Ben değerliyim. Bütünün ayrılmaz değerli bir parçası olduğumun farkındayım. Kendimi seviyor ve kendimi onaylıyorum. Ben değerliyim. Bütünün en değerli parçalarından biriyim. Kendimi seviyor ve kendimi onaylıyorum. Yavaş yavaş önce bağdaşa doğru geçelim. Her çakramızda oturuşumuz da değişiyor. Şimdi bağdaş bozuna geliyoruz. Rahat bir bağdaşta sırtımız dik, omurgamız rahat oturuyoruz. Ve ellerimiz kalbimizin önünde olacak. Biri kalbimizde öncelikle bir Çin mudra yapalım. İlk başta da yaptığımız işaret ve baş parmaklar birleşik, diğer üç parmak uzun. Çin mudrayı yaptık
Ve burada sağ elimizi kalbimize yerleştiriyoruz. Tam göğsün ortasına. Sol elimizi dizimize. Ve kalbine odaklan. Kalp atışlarını hissetmeye çalış. İstersen sağ elini biraz bastırarak daha da hissedebilirsin. Derin nefesler al ve kalbine odaklan. Rengimiz şifanın rengi. Yeşil, sevgi, huzur, merhamet. Bu duygularının açığa çıkmasına izin ver. Kalpten kalbe giden yolunu keşfet. Derin nefesler alıp ver. Yine istersen orada bir çiçek hayal edebilirsin. Yemyeşil bir çiçeğin bu sefer tomurcuktan çiçek haline geldiğini fark edebilirsin. Derin nefesler al. Yavaşça ver. Ve kendini hazır hissettiğinde mantraya başla. Yam. Mantrayı istediğin zaman bırakabilir ve kendine şunları söyleyebilirsin. Ben sevgiyim. Ben sevginin ta kendisiyim. Sevgiden yaratıldığımı biliyorum. Ve koşulsuz sevgiyi deneyimliyorum. Sevgiyi yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ve sevgiyi dolu dolu yaşıyorum. Benden başlayıp bütüne hizmet eden şifalandırıcı sevginin bütüne yayılmasına izin veriyorum. Ben sevgiyim. Ben aşkım. Sevgiden yaratıldığımı biliyorum. Ve Yaradan'dan ötürü yarattığı her şeyi, herkesi, her zerreyi seviyorum. Kendimi seviyor, kendimi onaylıyorum. Bütünün bir parçası olduğumu biliyorum. Ben değerliyim. Ben aşkım. Sevginin ta kendisi benim. Ben sevgiyim. Ben aşkım. Ben merhametim. Ben huzurum. Huzurun ta kendisi benim. Ben şefkatim. Şefkatliyim. Kendimden başlayarak herkese ve her şeye sevgiyle, şefkatle yaklaşıyorum. Derin bir nefes al. Yavaşça ver. Ve kalbin doyana kadar biraz kal burada. İstediğin kadar. Doldur kalbini. Ve yavaş yavaş boğazına doğru
çıkarken tekrar dizlerinin üzerinde bir oturuşa gel. Sırt dik, omurgan rahat ve boğaz çakramıza odaklanıyoruz şimdi. Burada ellerimizi, bütün parmakları kenetliyoruz ve baş parmakları uzun bırakıyoruz. Pardon, işaret parmak kenetli, baş parmak yukarıda, uçları birbirine değiyor. Ve boğaz çakramızın önüne yerleştirelim. Rengimiz mavi ve mantramız ham. Kendini hazır hissettiğinde mantrayı tekrarlamaya başlayabilirsin. Ham. Mantra kalbini doyurduysa eğer, ferahlattıysa içini, kendine belki şunları söylemek isteyebilirsin. Kolaylıkla kendimi ifade edebiliyorum. Kendimi kolaylık, neşe, huzur ve ihtişam içinde ifade edebilmemin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Çevremdeki herkesle ve her şeyle, tüm yaratılanlarla etkili bir iletişim kuruyorum. Kendimi kolaylıkla ifade ediyorum ve başkalarının anlattıklarını kolaylıkla algılıyorum. İletişim kurmanın, anlaşmanın huzurunu tüm zerrelerimde hissediyorum. Ruhum, bedenim ve zihnim birbiriyle uyumlu bir şekilde dengede. Kendimi kolaylıkla ifade edebiliyor ve başkalarını kolaylıkla ifade ettiklerini algılıyorum. Derin bir nefes al ve ver yavaşça. Kendini hazır hissettiğinde yavaşça alnına doğru getir farkındalığını ve oturuşun tekrar bağdaşta olsun. Sırtın dik ve omurgan yine rahat. Herhangi bir rahatsızlık, bir batma hissetmeden rahat. Ve iki kaşımızın arasına, üçüncü göz, Ajna çakramıza odaklanıyoruz. Ellerimiz göğsümüzün önünde ve parmaklar birbirine kenetli, pardon, parmakların şu ikinci boğumları, kemikleri birbirine temas edecek şekilde duruyor. Baş parmaklar birbirine değiyor. Göğsümüzün önünde kalbimizde parmakları büktük ve kemikler birbirine değiyor. Parmakların ilk boğumları birbirine değiyor. Baş parmak değiyor ve serçe parmaklarımız uzun.
Ve burada mantramız Om. Geçmiş, şimdi, gelecek. Anne, baba, çocuk. Evren yaratılırken, bütün her şey oluşurken çıkan o büyük patlama sesi ve her şey biterken yine çıkacak o büyük ses. En yüksek rezonansımız, en yüksek frekansımız. A, U, M. İsterseniz amin deyin, isterseniz om deyin. Bu A, U ve M harflerinin zihinde, beynin yapısında, kimyasal yapısında farklı değişiklikler sağladığı bilimsel olarak da kanıtlanmış. İsterseniz amen, isterseniz şalom, her neyse inancınız, o kelimeyi de söyleyebilirsiniz. Ben şimdi aslında bir kelime, bir harf de değil de sadece ağzımızı açıyoruz om mantrasında. Her zaman yapmamız gereken şey sadece ağzınızı açıp "Aum" şeklinde bir ses çıkarmaya başlıyorsunuz ağzınız açıkken ve sadece yaptığınız ağzınızı yavaşça kapatmak oluyor. Hadi hazırsak odağımız alnımızın ortasında iki kaşın arasına doğru bakıyoruz. Farkındalığımız orada. İsterseniz daha sonra dilinizi üst damağa da yerleştirebilirsiniz. Derin bir nefes al. Doyduğunda mantrayı bırakabilirsiniz ve dilinizi üst damağınıza yerleştirip bakışlarınız ister tepe çakrada başınızın tam ortasında, isterseniz alnınızın ortasında, kaşların arasında olabilir. Sadece burayı gözlemle. Şimdi ve burada ol. Başka hiçbir şey düşünmeden ve başka hiçbir şey istemeden burada kal. Anda o. Anı hisset ve fark et. Tepe çakrana odaklan. Beyaz rengine, ışığa. Ses olarak her şeyin üzerinde, görüntü olarak her şeyden üstün. Tüm elementlerin birleşimi, tüm seslerin birleşimi, parıl parıl parlayan ışık.
hazır hissettiğinde, eğer meditasyonunu bitirmek istersen, ellerini kalbinin önünde birleştir, namaskar mudra. Eğer devam etmek istiyorsan, lütfen hiç bozma. Çok güzel bir yerdeysen devam et usulca. Bitirmek istersen de ellerini kalbinin önünde birleştir. Ve önce sür bütün avuçlarını, parmaklarını birbirine. Avuç içlerinden, parmaklarından çıkan o ısıyı hissedene kadar sür güçlüce. 72 bin sinir noktası, 72 bin çakrayı canlandır. Ve baş parmağını getir kalbine yerleştir. Derin bir nefes al. Ve verirken alnını usulca düşür parmaklarının üzerine. Teşekkür et ruhuna, zihnine, bedenine. Sana bu imkanı sunduğu için böyle sağlıkla ve arınarak gününe başladığın için bu muhteşem güne güneşli sıcacık bir pazara uyanabildiğin için sana yeni bir gün daha armağan edildiği için şükret, teşekkür et. Doğa anaya, gökyüzüne, çimene, toprağa, gürül gürül akan sulara teşekkür et. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bütün yaratılanlara, bütün atalarıma, gelmişime, geçmişime, Havva ile Adem'den başlayan soyuma, zürriyetime, hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Kaderlerini onurlandırıyorum ve ışığa gitmelerine niyet ediyorum. Işık olsunlar. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ve kendini hazır hissettiğinde nazik güne tekrar uyandır kendini sanki en baştan başlıyormuşsun gibi. Namaste. İçimdeki bilge, içindeki bilgeyi selamlayan. Yeniden mutlu pazarlarımız olsun. Ben Gizem Yıldız. Sağlığın yedi gizemi. Umarım her biriniz bu muhteşem güneşli güne kolaylık, neşe ve ihtişamla başlamışsınızdır. Çakralarımızın dengelendiği bu meditasyonumuzla umarım şifalanıp arınmışsınızdır. Benimle iletişime geçmek isterseniz sağlığın yedi gizemi ve taşların gizemi ve şifası sayfalarımdan bana ulaşabilirsiniz. Mesajları her zaman yanıtlıyorum. Ve farkındalık WhatsApp gruplarım var. Elimden geldiğince sık sık kayıtlar paylaşmaya çalışıyorum. Dilerseniz oralara size ekleyebilirim de ücretsiz yaptığım çalışmalar. Ben teşekkür ediyorum her birinize katıldığınız için. Ben artık kapatıyorum. Her saat başında farklı bir hocamızla farklı bir çalışmamız olacak. Gün boyu ve akşamda Yogi Baba Adnan Çabuk'un yapacağı sohbetimiz olacak. Hepiniz bugün çok verimli geçirmenizi diliyorum. Kendinizden kendinize gittiğiniz yolculuk ışık dolu aydınlık olsun. Namaste.